Al koçum hıyar da ye. Oh. Maşallah bakıyorum da ikinizin de yüzünde güller açıyor. Daha açıyor vallahi benim abim. Hayırdır? Hayır hayır. Hazır. Bizim bu kuçuk kardeşimiz var ya, karısıyla balayına gidiyor. Oo, iyi düşünmüşsünüz vallahi. Bence geç bile kaldınız. Tabii oğlum, geç olsun güç olmasın. Bak biz Nazgül yengenle daha yeni balayına çıkabildik. Oğlum İstanbul'a gittik, çok acayipti ya. Ya artık bizimle de ikinci balayına gelirsiniz işte. Ya sen emin misin bizden balayına gitmek istediğine? Vallahi Afet emin abi. O kesin kes istiyor sizi. He, sen istemiyorsun yani. He. Vallahi yalan yok abi. Ben hiç öyle hayal etmemiştim sonuçta. Ama iyi bir koca olarak karımın hayallerine adapte olmam gerek. O yüzden de buyurun gelin işte. Şuna bak, şuna nasıl da yarım ağzı davet ediyor. Abi yemin ediyorum senin yerinde olsam sırf Gökhan'a inat giderdi. Hakikat ya, yeminle. Bir dakika ya. Niye sadece biz Nazgül'le gidiyoruz bunlarla? Siz de Bella'yla gelsenize. Vallahi bizi kimse davet etmedi. O nasıl laf ya? Davetiye mi bastırayım? Olmaya oldu. Siz de gelin bari de üç kardeş karılarımızla gezek eğlenek işte. Ya biz gelmeyi çok isterdik ama gelemeyiz. O niyeymiş? Niyeymiş? Çünkü babam konağı Bella ile bana emanet etti. Şimdi bırakıp da gitmek olmaz. Yoksa biz balayına çıkmayı sizden çok daha hevesliyiz. Bir dakika, bir dakika Hazar Efendi. Sen ne dedin? Babam, biz dururken en büyük evladım mesela konağı seninle Bella'ya mı emanet etti? Evet, ikimize emanet etti. İyi de neden? Bize dediğine göre siz ikiniz sürekli karılarınızla kavga ediyormuşsunuz. Yani konağa gelip gelmeme ihtimaliniz varmış. Bundan herhalde. Ya bunun karı koca kavgasıyla ne alakası var? Hakikat ya. Ya kendi ağalığının ilk gününden beri üç karısıyla didişip duruyor. Konağı da çok güzel idare ediyor. Hiç. Vallahi bu bana hiç mantıklı gelmedi. Bana da gelmedi. Başka bir sebebi olmasın bu Nazar? Olmasın abi. Vallahi ben bilmiyorum. Gidin babama sor. Konuşalım. Allah'ım. Hadi hadi. Takılmayın böyle ufak şeyler. Kızdırış. Bu koyduğun beşinci çeşit peynirdir. Yeter abi. Olsun. Seyirci çok seviyor ya. Seyirci? Aha Ayşe Ana. O hiçbir şey yemiyor. Sadece seyrediyor da ondan. Yok kızım yok. O iddia patladı. Bizim Cimri Musta gizli de yemek taşıyormuş ona. Hadi ya. Hiç aç kalmamış hani. Hem de hiç. Sıfır. Kız Ayşe Hanım aç kalır mı hiç? Ben demiştim de inanmadıydınız. Sofrada hiçbir şey kalmazsın. Yemin ediyorum ekmeğin arasına ekmeğe dürer de yine de aç kalkmaz sofradan o. Ne Arap'ın gözüdür. Aferin. Evet Bello. Biliyorsun ki biz afetlerin balayısına gidiyoruz. Bir dakika. Afetlerin balayına siz mi gidiyorsunuz? Yok, siz değil. Hep birlikte cümbür cemaat. Aa yok, hepimiz değil. Onu davet ettin mi yok? Etmedin, bizi ettin. Sen yoksun, biz varız. Kız, niye araya bitne sokuyorsun Beloş'la? Hem ben onu da çağıracaktım da fırsat olmadıydı Nazgül. Belo, Beloş, gelirsiniz değil Hazar abla sizde. Afetçim, çok çok teşekkür ederiz ama biz gelemeyiz. Cime, seni davet etmedi diye küstün yoksa? Ya Nazgül, ben niye kusayım ki? Allah Allah. Biz gelemeyiz çünkü Kalender Baba konağı bize emanet etti. Size mi emanet etti? Aha. Size derken? Yani benle Hazar'a. Sebep neden niye? Ya bilmem. Ya hepimiz şimdi zor zamanlar geçiriyoruz ya. O yüzden siz de konaktan ayrılmayın dedi bize. Telefonu çağırıyor. Kim arıyor, kim arıyor, kim arıyor? Bakayım. Mama Sita Mario. Kahvaltıda bana gel demişti de. Ben gidip bakayım. Kızlar size afiyet olsun. Görüşürüz Çağla. Görüşürüz. Kız. Hiç belirtme gözlerini öyle. Kova o indir kaybı açıp ya kov gitsin be.
Kovamam affet. Çok pis intikam geldi. Hasan ana helal hem de. Ya sen kendi işine baksana Nazgül. Ayo, nasıl ben kendi işime bakayım? Ne demek konağı bize emanet etti affet? Sen burada koca sen kana dururken sen Hazar kim oluyorsun da konağa sahip çıkıyorsun? Haydi kıvırcık kanı geçtim. Burada benim gibi deneyimli, kıdemli, presentable bir gelin dururken ben o kim oluyor? Nazgül, bak benim ateşimi fitilleme istersen ha. Ya kızım sen demiyor muydun hep? Ha, kalendera en çok onları seviyor. Ne yapalım böyle gelmiş böyle gider. Ben sadece şu an balayıma odak olmak istiyorum. Evet, bunu istiyorum. Onun için kurcalama bacım, kurcalama işte kız. Kurcalarım etim. Ben bunu kurcalarım. İyi edersin. Neymiş karın ağrınız deyin hele. Deyin de beni yalnızlığımdan baş başa bırakın artık. Tabii babacığım, ben direkt kestirmeden gireyim lafa o zaman. Dinliyorum. Baba, ya yanlış anlama da sen bizi, konağımızı, koskoca bozok aşiretini Hazar'la belaya mı emanet ettin? Evet, aynen öyle ettim. Ne olmuş? Neden benim babam? Neden biz ederdi onlara? Kaan abimle benim neyimiz eksik ki? Bir eksiniz yok benim oğlum. Karılarınız var. Ya karılarımızla ne alakası var baba? Ya benim oğlum. Bir karılarınızı düşünün, bir de Bella'yı. Bir tarafta entrikacı, intikamcı, hırs küpüğü, başka hesaplar peşinde koşan gelinler. Öteki tarafta kendinden vazgeçmiş, benim demeyen, iktidar ve de hesap peşinde koşmayan bir gelin. Danıştırayım, Bella bozuk. Eyvallah babacığım, tamam. Yani Bella'yı biz de biliyoruz. Ondan yana bir sıkıntımız yok da. Bizim merak ettiğimiz şu. Sen Gökhan'la beni de bizim karılarımız gibi hesapçı, kitapçı mı düşünüyorsun? Yani bize onu da bir. Eğer öyleyse Allah canımı alsın ki ciğerim parçalanır ha. Ya nereniz parçalanırsa parçalansın ya. Allah Allah, biz ne diyoruz? Şimdi bak, gündüz ne yaparsanız yapın diyorum ya. Ne? Ne yaparsanız yani. Akşam olduğunda siz gidip o entrikacı karıların yatağına, koynuna giriyor musunuz, girmiyor musunuz? Ya giriyoruz. Bakın diyorum size, bir aileyi de, bir aşireti de, yüzlerce yıllık imparatorlukları da yöneten esasında erkekler değildir. O erkeklerin arkasında, o erkeklerin beraber olduğu kadınlardır. Şimdi siz bana karılarınızı deyin, ben de size kim olduğunuzu deyim. O nasıl laf baba ya? Biz hanım köylü müyük? Yahu senin kafanda iyice güdükleşti bak, sana değil. Sen ne olursan ol. Bir laf vardır bilir misin? Erkek baştır, kadın da boyun. Boyun nereye dönerse baş oraya bakar. İşte bu sebeple ben de eğer bir baş seçmek istersem önce boynuna bakarım. Bella, benim gelinim okumuş, gün görmüş bir kız iken kalktı ta Avrupalardan buraya geldi. Bize ayak uydurmaya çalıştı. Neden? Kocasını sevdiğinden. Ne yani? Bizim karılarımız bizi sevmiyor mu baba? Sen onu mu diyorsun ya? Tam olarak öyle değil. Bak şimdi. Ben şimdi size bir soru soracağım ama bana hakikat, yani hakikatli bir cevap vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Sor baba. Sor baba. Şimdi ben ağalıktan vazgeçiyorum. Kendi aranızda bir ağa seçin dediğimde karılarınız size ne dedi? Vallahi afet, ağa sen olmalısın dedi. Nazgül de aynen dedi. Peki Bella ne dedi biliyor musunuz? Hazar'a. Ben seni ağa olmasan da seviyorum dedi. Sakın dedi bu ağalık meselesi için kardeşlerinle küsme dedi. Peki böyle bir durumda soruyorum size. Siz olsanız kimi kime emanet ederdiniz? Cevap yok. Amma ve lakin. Bak bir şey daha diyeyim. Ben ne Hazar'a ağalık ne de Bella'ya hanım ağalık verdim. Zaten onların da böyle bir şeyde gözü yok ama neyse. Onlar sırf ben istedim diye konağın bir de sizlerin sorumluluğunu geçici bir süre için emaneten üstlerine aldılar.
Ahanda hepsi bu. Anlaşıldı mı? Sen öyle diyorsun. Babamın dediklerine canı sıkıldı değil mi? Ne? Aynen. Ama haksız olduğu için değil. Bilakis haklı olduğu için. Adam ne söylese doğru çıkıyor ya. Ya Nazgül'ün ağzından ağ karılı lafı hiç eksik olmuyor ki. Ya dün gece bile şirket battı diyorum, iflas ettik diyorum. Bu hala giden ağ karılının peşinde ya. Yapma be benim abim. Bak biz de babam gibi aşiretin, törenin, iktidarın mağdurları yok. Bizim de karılarımızın da bir suçu yok. Oğlum onlar öyle eyvallah da. Bak ben neyi anlamıyorum biliyor musun Gökhan? Nazgül beni mi daha çok seviyor yoksa ağ karısı olmayı mı daha çok seviyor? Ben bunu anlamıyorum. He ben suçlama yengemi. Hangi kadın kocasının ağ olmasını istemez ki? Varsın ağalını da sevsin ne çıkar? Ama yeter ki seni daha çok sevsin abi. Ya tamam oğlum sevsin de nasıl anlayacağız Gökhan? Nereden bileceğiz? İnanacaksın abi karına. Bak ben de senin gibi suçluydum Afet'i. Beni sırf ağa oğlu diye sevgir sanıyordum. Ama sonradan öğrendim ki hiç de öyle değilmiş. Tamam nasıl öğrendin, nasıl bildin? Abi ben bunu ilk çeşme başında gördüğümde vuruldum. Meğer o da ben o zaman görmüş. Adımı sanımı bilmeden sevmiş beni. Oğlum biz Nazgül yengenle çeşme başında görmedik ki birbirimizi ilk defa. İlk defa Gerdek'te gördük birbirimizi. Anam babam al bu senin karın dedi. Getirdi koydu işte o kadar. Olsun, olsun. Belki o da sonradan sevmiştir seni. Belki dua açar açmaz. Dadadadam. Çat çat çat. Yıldırım aşkıyla vurulmuştur sana. Nereden biliyorsun? He? Oğlum sen karılarla oturup Hint dizileri mi seyrediyorsun? Nereden öğrendin bu lafları? Tövbe de abi. Yerli diziler varken Hint dizisi de neymiş? Lan oğlum dur ya espri falan yapma Allah'ın sen ya. Ya bak biz bu yaşımızda Gökhan'ım karılarımızın sevgisinden şüphe ediyoruz da babam nasıl etmesin ha? Kim bilir o adamcağız neler çek. He olay değil tabii. Bir de onda 3 tane var. He 3 tane var ama hiçbiri gönlüne göre değil. Bak mesela senin anın. Ne varmış benim anamda? Ben de onu diyorum oğlum işte. Ne var senin ananda? Hiçbir şey yok. Bu kadarcık kadın. Hiç babamın kalemi değil. Allah Allah. Sanki senin anan babamın çok da kalemi de. O da değil Gökhan'cığım haklısın. O da değil. Niye biliyor musun? Çünkü benim babam ne senin ananı ne benim anamı isteyerek almamış. Bir tek Asiye anayı isteyerek almış. Nereden biliyorsun ki? O geldi de sen de el kadar bebeğmişsin. Biliyorum Buçun, biliyorum merak etme. Bak ben sana bir şey daha diyeyim Gökhan. Biz seninle ikimiz var ya... ...istenmeyen karıların, istenmeyen çocuklarıyız. Bunu böyle bil. Aşkım, bak bak bak. Sana kuru fasulye yaptım. Hem de gemici usulü. Oo, en sevdiğimden. Ellerine sağlık. Bir tanecik karıcığım. Afiyet olsun. Oh, aç ağzına bakalım. Aç, aç, aç. Oo. Oh. Afiyet olsun ha. Buyurun kızlar, beraber olsun. Ay, tövbe haşa bizim ne haddimize. Ağanın yemeğinden yemek. O ne demekmiş öyle ya? Biz bugüne kadar sofrayı, yemeği ne zaman ayırdık da şimdi ayıralım? Aa yok, biz almazdık. Senin için yapılmış ya, sana özel yapılmış ya. Ya ne zamandır canı çekiyordu. Ben dayanamadım, yaptım işte. Yaparsın tabii. Ne de olsa ağadır. Tabii canım, ağadır.
bizim gibi Donak halkının el alade ezilmiş insanlarından birisi değil ya. Ağa ya, soyluların en üst katmanlarındandır. Bırcıva'dır. Bırcıva? Kapatacağım, sonra gidelim. Aşkım, bunlara ne oldu böyle? Sen bir şey anladın mı? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Soğutmadan ye. Getir, getir aşkım. Oh. Tabii canım. Yemek soğusa ne olur ki ne? Önemli olan insanın içi soğumasın. İçi. E o ne demekmiş abi? Vallahi orasını da sen düşün artık. Anlamadım. Neyi düşüneyim? Ben sana anlatayım kardeşim. Sen bir düşün bakalım. Niye siz mutlusunuz da biz mutsuzuz? Ha? Niye sizin varlığınızın, fikrinizin bir önemi var da bizim yok ha? Sen önce onu bir düşün hazır. He. Düşün, düşün. Düşün. Allah Allah. Bugün de herkeste bir sır, bir gizem, bir laf sokma çabası. Aşkım ne oluyor bunlar? Sen bir şey anladın mı? Yok, hiçbir şey anlamadım vallahi. Bak yemin ediyorum ben de bir şey anladıysam Arap olayım, o kadar yani. Ney? Arap olmak kötü bir şey mi? Sen onu mu demeye getiriyorsun? Yok Ayşe Ana ya, sen beni yanlış anladın. Ben lafın gelişi söyledim onu. Ha, sen o zaman yakında Arap'ın yüzü Şam'ın şekeri dedirsin lafın gelişine. Ya ben niye öyle bir şey söyleyeyim ki? Dilsin, dilsin. Senin bu tatlı dilli, güler yüzlü melek, karın, ağanın gözde gelini oldu ya, sen artık her şeyi dersin. Aa. Aşkım, sen Ayşe Hanım'ın ne demek istediğini anladın mı peki? Yok, anlamadım. Hele bundan hiçbir şey anlamadım. Ya Hazar, Şam fıstıklı şeker mi istedi acaba? Yok artık Bella ya. Olabilir. Ya abi, madem babam Hazar abime onun anasını severek aldı diye güveniyor, biz de babamızı analarımıza aşık mı etsek acaba? Oğlum saçma sapan konuşma ya. İnsan karısına aşık olur mu hiç? Olacak iş mi o? He? Del der mi? Doğru diyorsun. Abi, Gökhan. Bir saattir konakta sizi arıyorum. Nereye kayboldunuz öyle? Buradayız işte. Ya ne sizin bu haliniz? Ya yüzümü gören bir laf sokma çabasında. Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Sen kafana takma Hazar abi, boş ver. Yok yok, sizin bir derdiniz var. Var Hazar'ım, var. Evet, bizim bir derdimiz var ama seninle değil. Ha. Bizim derdimiz babamla ve onun aldığı kararlarla. Ya tamam hadi babamı anladım da, yani babamın hangi kararına takıldınız onu anlamadım. Hangisi olacak? Emanet meselesi. Aynen öyle, emanet meselesi. Yani ben büyük bir abi olarak küçük kardeşime emanet edilmek pek hoşuma gitmedi açıkçası Hazar. Ha, şu mesele. Ya abi bence bu kadar büyüteceğiniz bir şey yok ya. Bence gidip babamla konuşun, içiniz rahat etsin. Konuştuk zaten. Konuştuk, ağzımızın payını bile aldık. Niye, ne dedi ki? Ne diyecek? Yekten söyledi. Karılarınız yüzünden size güvenmiyorum dedi. Sizin karılarınız iktidar düşkünü, ağalık düşkünü dedi. Sizi siz olduğunuz için değil, ağa evladı olduğunuz için seviyor dedi. Ya? Heh, bir de Bella öyle değilmiş. Vallahi doğruya doğru. Bella beni sadece Hazar olduğum için sevdi. Buralara kadar geldi. Burada yaşamayı kabul etti. Bunu en iyi sen bilirsin abi. Afet de beni Gökhan olduğum için sevdi. Hatta ismimi bile bilmezken sevirdi. Bizim çeşme başında bakışmışlığımız bile var be. İlk görüşte aşk. Siz ne zaman aşık oldunuz Bella'yla? Ben Bella'yı ilk gördüğüm anda aşık oldum. Nerede gördün ki Bella'yı sen? Kızılay'da. Oğlum Kızılay Ankara'da değil mi lan? Yok abi, Ankara değil, Kızılay değil. Bildiğimiz Kızılay. Sen bunu anlat bakayım şunu bir doğru düzgün.
Sizin haberiniz yok. Ben trafik kazası geçirmiştim. Nerede lan? Ne zaman? Nasıl olur oğlum? Tamam, anlatıyorum. Yeni aldığım motoru denerken yaptım kazayı. O arada da çok kan kaybetmişim. Bella da bana kanını verdi. Yani kısacası onun verdiği kanla tutundum hayatım. Ama mühim olan bu değil. Bella bana sadece kanını değil, yüreğini de, kalbini de verdi. İşte o gün bugündür elini çekmedi üzerimden. Ben de şimdi onu canım pahasına seviyorum. Sen geçen motordan o yüzden ürktüydün ha? Demek o yüzden ha. O değil de Nazgül bana günahını bile vermedi be. Ya, yok be abi, bence abartıyorsun, o kadar da değil yani.